Marcus Cohn'un açıklamaları üzerine konuşacağız ve ana hatlarıyla duruma ilişkin durumdan bahsetmeye ve 2024 yılına dair buradaki söylem ve ibareleri değerlendirmeye çalışacağız. Çok kısa hatırlatmak istiyorum. Önceki videoda da söyledik ama önemli. Balkunas'ın son açıklaması gerçekleşen olumsuz yorumların gerçek olmadığına yönelikti. Şu ana kadar son alınan veriler de dahil olmak üzere bunların tamamının SEC'in ETF'leri kabul edeceği üzerineydi. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyorum. Erken davranılmasını önermiyorum ve bu haber yalan ise ki bana öyle geliyor. Balkunas'ın söylediği de bu yönde. BTC'nin ve kripto paraların geri dönüşü olası bir olayla birlikte beklediğinizden çok daha sert olabilir. Beklediğinizden kat kat daha yüksek, sert ve güçlü bir geri dönüş yaşayabilir. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde zaten ne olacağı, ne olmayacağı, dediğim gibi bunlar belli olacak. O yüzden beklemeye devam etmek lazım. Şurada maksimum birkaç gün kaldı. Maksimum 8 Ocak desen zaten 5 günlük bir zaman dilimi var ve bunun sonunda gerçek miymiş, değil miymiş her şeyi öğreneceğiz. O yüzden erken adım atmayın. Sonrasında sıkıntı yaşamayın. ABD merkezli varlık yönetim firması olan Morgan Creek Capital'ın CEO'su Marcus Ku 2024'ün kripto paralar açısından olumlu ve güçlü geçeceğini belirtti. Likidite dalgası gelecek. Yani zaten olumsuz geçmesine ihtimal yok. Olumsuz geçmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil ki 2024 için. Başka ne olabilir ki? Fed'in faiz indireceği bir yıldan bahsediyoruz. Bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Fed faiz indirecek ama piyasa olumlu geçmeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Şu an aynı zamanda Fed'in faiz kararının da bu arada yaklaştığı bir zaman diliminden geçtiğimizi de ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakalım neler olacak dediğim gibi göreceğiz hepimiz. ABD medyasına konuşan Yusku birçok etkenin aynı anda bu yıl birleştiğini ve bu nedenle 2024'ün kripto açısından çok güçlü olacağını düşündüğünü ifade etti. Tüm döngüler ve her şey bu sene birleşiyor. Bir likidite dalgası gelecek. ABD ekonomisi yavaşlıyor ve Fed devreye girip doları devalüe edip yeniden bu alana hız kazandırmak zorunda kalacak. Doğrudur. Tabii ki Fed kendi hareket ve işlemlerini yaparken kripto ile alakalı bir görüşü bulunmamakta. Yani adamlar mesela şöyle bir ibare var ya işte Fed kriptoyu düşürdü. Yok abicim Fed bir şey düşürmedi. Fed yapması gereken şey neyse onu yapmakla mükellef. Tabii bunun da piyasadaki kalan varlıkların, dünyadaki kalan varlıkların tamamında olduğu gibi kripto paralarda da bir şeyi var. Bir nasıl diyeyim bir geri dönüşü var yani. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar piyasaya bir şekilde geri dönüş konusunda şey oluyor. Olumlu ya da olumsuz. Örneğin şu anda ekonomi gördüğünüz gibi aynen öyle. Belli bir soğuma gerçekleştirdi. Bundan kaynaklı olarak da piyasada Fed şu anda faiz indirimi için çok ciddi şekilde sebepler bulmuş oldu. Ve adamlar şu anda faizleri indirme isteği içerisindeler. Faizleri indirmek istiyorlar. Üç parti şeklinde söylendi. Fakat bu muhtemelen 5-6 parti olarak bizim karşımıza gelecek gibi gözüküyor. Bütün bunları takip edeceğiz. En son Powell'ın açıklamaları da aynı şekilde bu yöndeydi. Powell'ın söylemleri de yani bu yöndeydi. Ve hem yani hem faizleri indirecekleri noktasında bu şekildeydi. Aynı zamanda ekonomiye yönelik de bu şekildeydi. O yüzden tutup da dediğim gibi erken hareketlerde bulunmayınız. Fed'in dönüşü oldukça kuvvetli olacak. Devam edelim bir yandan. Bu da diyor Bitcoin'i dolar karşısında daha değerli hale getirecektir. Aynı durum hisse senetlerinde de yaşanacak ve büyük bir likidite dalgası gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Adamların yapması gereken şey şu anda
ekonomideki sağlığın devam edebilmesi için doğrudur. Faizleri indirmek, faizleri indirmeleri demek, tabii ki doların diğer pariteler karşısında zayıflayacağı, yani değer kaybı yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bu da bu açıdan önemli bir durumdur. Tabii ki dolar düştükçe kripto paralar ve diğer bazı varlıkların değerlenmesi durumu söz konusu olacaktır. Özellikle kriptolar gibi varlıklarda çok daha güçlü değerlenmeler tespit edeceğiz. Çünkü bunlar aynı zamanda spekülatif, riskli diyebileceğimiz varlıklar. Bunun da beraberinde piyasadaki yükselişlerin aynı zamanda, yani şu an karşımızda olan yükselişlerde piyasadaki varlıkların daha çok altcoin'lere aktığını da görmüş olacağız. Bunun da altını çizmek lazım. Bunun da tabii ki sebeplerinden bir tanesi riske yönelmek. Yatırımcılar şu anda riske yönelmeye oldukça, daha doğrusu faizler indirilirken diye söyleyeyim, riske yönelmeye oldukça olumlu bakacaklardır. Durum budur. Neyse, devam edelim bir yandan. Yeni şirketler kurulacak diyor. Parasal daralma döneminde büyük teknoloji şirketlerinin önemli miktarda işten çıkarma yaptıklarını belirten Yusko, bu durumu yeni startupların doğmasına neden olacağını söyledi diyor. Burası doğru. Tabii çok ciddi problemler yaşandı. Elon Musk'a bakın mesela. Ya adam bildiğiniz şey yapacak diye ağlayacak herif yani. Faiz artırmayın, faiz indirin, faiz indirin diye. Niye? Tüketiciler noktasında olabildiğince talep düştü, üretici zarar etti. Bu da küçülmeye, aynı şekilde işten çıkarmalara gitmek zorunda bıraktı piyasadaki devleri. Yani böyle bir durum yaşandı şu anki sürecin içerisinde. Bunu da geri çevirebilmeye, yeniden durumu olumluya çalabilmeye çalıştıkları bir zaman diliminden geçiyoruz şu anda. Likidite dalgası teknoloji dalgası da göreceğiz diyor. Big Tech denilen büyük gruptan toplamda 650 bin kişi çıkarıldı. İşten çıkarmalar, hepsi işsiz kaldı. İşten çıkarmalar yapılan büyük şirketler oldu. Microsoft bunlardan bir tanesi. Tesla çok ciddi işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Mesela piyasada bilinen Binance ve Coinbase gibi büyük borsalarda bile çok büyük işten çıkarmalar oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.